Herkese merhaba arkadaşlar. Türksel ve Merlin'in kazanı sporunu sorunluğunda düzenlenen bu arada pardon küçük bir ses sorunumuz var. Emre ses bana tekrar dönüyor. Bilemeyeceğim. Neden acaba? Yayın mı açık? Bir saniye kontrol ediyorum. Tamam, şu an problem yok. Tamam. Tekrar devam ediyorum, anonsumu baştan alıyormuş gibi olacağım ama Merlin Kazan'a ve Turkcell sponsorluğunda düzenlenen bu güzel organizasyonda zorlu bir maratonu geride bıraktık. Şimdi artık grup maçlarına geçeceğiz. Fakat tabii grup maçlarına geçmeden önce küçük bir kura işlemimiz olacak. Şimdi kurada şöyle bir sistem belirledik. Seri başı sistemi olacak. Genel takımların performansı ve son düzenlediğimiz bir LAN organizasyonu vardı. Bu organizasyon dahilinde takımların genel performansını ele alarak bir seri başı sistemi belirledik. Bu seri başı sistemi de 3 torba oluyor. Birinci torbada Ant ve BF Türk takımı var. Hemen ben notlarımı tekrar açayım. Herhangi bir yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet, Ant ve BF Türk takımı var. İkinci torbada ise Zone, HVA, TM ve EM takımları var. Bunlar da son turnuvada işte çeyrek finale kaldılar ve genel olarak bir performansları daha iyi olduğu için onları ikinci torbaya dahil ettik. Ve üçüncü torbamızda da diğer kalan takımlar var. Bu üç torba şu şekilde dağılacak kurallarda. A ve B grubuna birinci torbadan birer takım koyacağız. İkinci torba takımlarını ise C ve D grubuna ikişer olarak paylaştıracağız. Ve üçüncü torba takımlarını da üçer takım olmak üzere A ve B grubuna, geri kalan takımlar da C ve D grubuna ekleniyor. Şimdi yavaş yavaş kurallara geçmeden önce diğer yeni arkadaşlarım Antihumanist ve Imprive mikrofon başındalar. Onlar da belki bir şeyler söylemek istiyordur. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ne düşünüyorsunuz genel olarak turnuvanın işleyişi hakkında? Nasıl, güzel bir turnuva oldu herhalde, değil mi? Evet, çok fazla bir katılım oldu. Hep streamlerde belirttik. 256 takım katıldı şimdiye kadar. Yani 128'i bile zor görmüştük. Geçen turnuvada ancak 128'e ulaşmıştık. Bunda %100 artış olarak 256 takım oldu. İlk turlar biraz zor oldu. 256 takımı kontrol etmek de zor gerçekten. Azala azala 10 takıma kadar geldi. Şimdi daha adapte olabiliyoruz organizasyona. Bakalım grup kuralları nasıl olacak? Evet, bakalım. Ben de hani biliyorsunuz turnuvanın yayınlarını yaptım. Imprive ile birlikte. Gayet eğlenceli yayınlar oldu. Baştaki maçlar biraz tabii kısa sürdü. Hani yeni katılan takımlar var tabii ki de turnuvaya. Imprive'in dediği gibi yani en azından bir 128 takım yeniden katıldı. Yeni kurulmuş takımlar vardı. Ve tecrübeli takımlarla eşleşince hani doğal olarak aradaki farktan dolayı hızlı biten maçlar oldu. Ama onun dışında turla ilerledikçe çok daha çekişmeli maçlar gördük ve artık son 16 takıma kadar indik. Bakalım son 16 takımda neler göreceğiz. Çok çekişmeli maçlar bekliyorum ben. Özellikle bu kadar güzel bir turnuvada. Yani mesela Trayar takımı İmba takımına yenildi. Evet. Geçen turnuvada ikinci olmuşlardı. Evet. Sürpriz yaşandı. Onları da birinci torbadan aslında çekilişlere dahil etmeyi planlarken birden bir veda oluştu. Son maçta gerçi aslında yine üstünlük karşı takım tarafından sağlanmıştı ama son maçta bir oyuncuları biraz erken çıkmak durumunda kaldı. Evet, öylece ihtimaller tamamen bitmiş oldu. Evet, kesinlikle. O zaman yavaş yavaş geçelim çekilişimize, kuramıza. Şöyle bir fanusumuz var. İçinde birinci torbamız düştü. Bu da ikinci torbamız. Şöyle yapalım. Bu da üçüncü torbamızın içindeki kaç takım oluyor? 11 tane takım. Bunları şimdi ilk başta A ve B grubundaki takımları belirleyeceğimiz için kenara alıyorum. Şöyle şu şekilde. Ne yapıyorum? Ve tabii ki birinci torba takımlarını şu şekilde fanusumuzun içine bırakıyorum. Bu arada kanal chatini takip edemiyorum. Troller geliyordur herhalde yumurtalar hakkında ama en azından bin poşetinde çekmekten daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Değil mi? Daha önceki turnuvalarda görmüştük çünkü böyle siyah tekel poşetinde falan kura çekiliyordu. En azından biz
Bunu yapmayalım dedik. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen döndürüyoruz. A grubunun ilk takımını belirliyoruz. Kameramıza doğru açalım. Emre sen de kontrol edersen net gözüküyor mu diye. Ant takımı geldi. Evet. A grubu ilk takımımız Ant. Ant e-sport. Bunu hemen kenara alıyoruz. Evet, A grubu liseyi başı oldular. Not etme şansınız var mıdır? Ben hem çekiliş yapayım hem not etmeyeyim. A grubunun ilk takımı Ant diye. Bu da zaten prosedür yerini bulsun diye şöyle BF Türk'ü gösterelim. Evet. Bu da o da B takımının. B grubu. B grubunun ilk takımı BF Türk. Şöyle hemen ben notlarımı alacağım. Yine şansa bırakmayalım durumu. Yumurtalarımızı atıyoruz kenara. Hemen şuradan not defterimi açayım. Abi burada sen not alıyor musun Kudret yoksa? Evet ben alıyorum, ben alıyorum. Tamam. Almana gerek yok. Tamam güzel. Tamam almıyorum o zaman, sana bıraktım. Evet. A grubunu ve B grubunu belirledik. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci torbanın. İkinci torbadan 4 tane takımımızı kameraya şöyle gösteriyorum. İlk yumurtamızı çıkardık. Hemen kamerayı buraya alayım. 4 tane takımımızı fanus içine bıraktık. Bunlar da C ve D grubunun grup başları olacak. İkişer takımlar. Evet. C grubunu bir tane çekelim. C grubunu çekiyorum. Biraz karıştıralım. C grubunu şöyle açıyorum. C grubunun ilk takımı geliyor. Troublemakers. Troublemakers takımı. Evet. Şu an C grubu. Evet. Şimdi D grubunun ilk takımı. Şunu da attım. Şu şekilde. Şu an D grubunun ilk takımı geliyor. Döndürelim biraz daha. Şöyle açıyorum. Ve Zone takımı D grubuna düşüyor. Evet. D grubu Zone. Şimdi C grubunun ikinci takımı. C grubuna geri dönüyoruz. İkinci takım Troublemakers'ın ilk rakibi geliyor. HBA. Evet. Kendileri LoL'e geçmişti. Ama Merlin'in kazandığı ve Super Online'ın düzenlediği bu turnuvada ki güzel ödülleri görünce sanırım dayanamadılar. Hatta şöyle söyleyeceğim. Stansfield'ın şeyi vardı, röportajı. bir daha oynamayacağız dedi. Kariyerimi burada noktalıyorum dedi ama noktayı çabuk silip tekrar virgülle olaya devam ediyor herhalde. Oraya bir ama ekledi. Evet. Noktaları 3 nokta yaptı orada. Şu an son olarak zaten bir takım kaldı. Bu arada HBA ile ilgili hemen küçük bir bilgi. Herkes Elvind oynuyor sanıyor ancak Elvind oynamıyor. Evet. Arkadaşlar. Klasnik oynuyor onun yanına. Şöyle. EM takımı da. Takım, D grubu. D grubunun Zon'dan sonra ikinci takımı oldu. Evet. Zon ve EM de rakip oldu. Şu yumurtalarımızı şöyle attık. Ve şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3. Geri kalan takımları. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu? Bir de 11 gerekmiyor muydu? Yanlış mı saydık? Yok, 10. 10 değil mi? 10, 10. 10, evet 10. Evet. Abi korkutmayın beni. Yavaş atıyordum. Yok yok tamam. Hayır, evde ondan sonra yumurta arayacağım. Sıkıntı olacak. Evet. Tekrarlayalım çektiğimiz grupları. A grubunda Ant takım var. Evet. B grubunda BF Türk sadece. Evet. C grubu Troublemakers, TM takımı ile HVA. D grubunda da Zone'la EM takımı var. Evet. O zaman şimdi A grubunun ilk 3. torba takımını geliyor. Ant takımının ilk rakibi. Çektik. Geliyor. Açıyorum. Ben de sizle beraber göreceğim. Dark Passage. Evet. DP geldi.
Ant'ın karşısına ilk olarak. DP geldi. Ne diyorsun Kudret? Yani kendi güzel bir başlangıç. Ya BF Aslında Türk'ten daha iyi aslında Ant Dark Passage için. ya bir de şöyle bu çekmeden önce şey söyleyeyim. Yani şimdi aslında iki, C ve D grubuna düşse bence DP biraz daha zorlanabilir gibi geliyor bana. Evet. Yani Evet. şimdi A ile Şimdi B grubu güçlü takımlar gibi gözükse de aslında diğer 3 takım kendi klasında olduğu için kendi aralarında yarışacaklar ama diğer evet. türlü diğer tarafta 2 tane. Yani aslında üçüncü torba takımları da çok hani çok iyi takımlar var aslında ama şimdi son zamanlardaki organizasyonlarda aldıkları başarılara bakarak yaptığımız için bu seri Evet. başı sistemini burada sanki hani bu daha az güçlü, daha çok güçlü gibi çok bir durum yok aslında ama yine de DP'nin sanki Yani bir şansı şeye baz almamız gerekiyordu sonuçta bunu yapmak kesinlikle için. tabii ki. Öbür türlü yoksa baktığınız zaman A grubuna direkt işte DP, BF Türk, Ant ve Zon gibi Evet. bir takım çıksa yani buradan şimdi iki takım turnuvaya gelememe şansı vardı. Yani aslında biz sadece bunlar turnuvaya gelsin diye değil ama sonuçta bu seri başı sistemini uygulamamız gerekiyordu ve bu şekilde uygulandı. Diyerek kuramıza devam ediyoruz. B B grubu. takımında B BF grubunu Türk'ün karşısına gelecek rakip. pardon. Ben karıştırdım. İlk A grubunda Ant mı vardı? Ant Ant Dark vardı. Passage Tamam, oldu. ben Ben B grubunun BF ikinci gelmiş takımı. gibi düşündüm. Yok tamam onu düzelttik. Şimdi karıştırıyorum. BF Türk'ün rakibi geliyor. BF Türk'ün rakibi geliyor. Kameramızın önünde açalım. Real Madrid yorumu geliyor oradan. FC BMT. Değil tabii ki. Hepsi. Takım. Evet, BMT, BF Türk'le aynı gruba düştü. Evet. B grubu. Yumurtamızı attık. Kenara. C grubunun 3. takımı. Evet. Geliyor. Yorumlar çok iyi. C'ye Barcelona mı gelecek diyorlar. Bakın Aynen. açıyorum. AVG. Son AVG takımı. zamanlarda ki turnuvaları da aslında performansları iyi bir takım. AVG takip ettim. Hatta LAN turnuvasının eşiğinden döndüler, gelemediler. Yoksa aslında son LAN turnuvamıza geliyorlardı. Gelemediler. Evet. D grubu değil mi? Şimdi D grubu geliyor. Evet. T grubun 3. takımı. Evet. Geldi. Taze taze bakalım. Geldi. Volkan abi Toto alaydın diyorlar markası. Sanırım galiba Toto. Emin değilim. SS takımı. SS takımı D grubuna düşüyor böylelikle. Evet, SS takımı da hangi gruba geldi? T grubuna. O zaman şu an grupların ilk ikişer takımlarını seçtiğimize göre bir durum analizi ve tekrarlama yapalım isterseniz. Bir A grubunda şu an ANT Dark Passage var. Evet. B grubu BF Türk BMT. C grubu TM HVA AUK. AUK acayip oldu söylemesi. D grubu Zon M ve SS takımı. O zaman tekrar A grubuna A dönüyoruz. grubundan A devam grubunun ediyoruz. 3. takımı. Çekiyoruz bir saniye. Alttan şu an mesaj yağdı birden. Ama bakamıyorum ne yazık ki. AUK takımın kadrosuna baktım. Sadece de çok eski oyuncuları var. Warchief. Ben şeye bakmadım, kadroya bakmadım da şu an çekiyorum evet A Evet. grubunun 3. takımını. Açıyorum. Parladı ekran. Evet. Poz. Poz takımı. POZ. Ha, Poz. Poz. O da A grubunun 3. takımı oldu. O zaman devam ediyoruz. Bir dakika. Hangi gruba gelmişti? Kudret. A Poz grubuna. takımı. Şimdi B grubunun 3. takımını seçeceğiz. IPM. IPM takımı oldu. O da B grubunda 3. takım olarak yarışacak. C grubunun 4. takımı.
Şimdi bekleniyor. Bu arada kanalda küfür edenleri de hem çekiliş yaparken hem atabiliyorum aynı anda. Arkadaşlar haberiniz olsun. O bana küfreden arkadaşa selam söylüyorum. Yani bana küfreden de daha sonra karşıma çıkmıyor nedendir bilmiyorum. Bir tane daha küfür geldi. Neyse devam ediyorum kurama. İmba takımı. Treyarch'ı eleyen takım. Onlar da C grubunun dördüncü C takımı grubuna var. düştü. Dördüncü takım oldu. C grubu tamamlandı şu an. Evet, C grubu tamamlandı. Hazır tamamlanmışken hemen C grubunda bir daha bakalım. Troublemakers, HVA, Imba. HVA, Troublemakers favori olarak geldi gruba. Yani favoriden öte seri başı olarak geldi ikinci turbadan. Imba da Tryhard takımını eledi. Auk takımın da son zamanlarda performanstan bahsetti Volkan. Yükselen bir trenddeler. Oyunculara baktım ben de kadrosuna. Eski oyuncular hepsi. Biraz çekişmeli bir grup olabilir C grubu. Daha dengeli bir grup şu an. Evet, devam edelim mi? Evet, edelim hemen. D grubunun son takımıyla. Çekiyoruz. Açamadım, açtım. Ters tuttum. Ders tuttu. Aop takımı. Evet, onlar da D grubunun sonuncu takımı oldu. Dördüncü takımı. Evet. Şimdi tekrar A grubuna dönüyoruz. Evet. Son takımı. İki tane kaldı zaten. Şöyle karıştırıyorum. Geliyor. A grubunun son takımı. VG. VG Sanırım takım. son olarak da GG takımı kaldı diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Açacağım şimdi. Doğru olabilir. B grubun son B takımında grubu. hemen bakıyoruz. Evet. Doğru GGG. hatırlamışım. GGG. 3G'li bir Evet. takım. 3G. Evet, sürpriz yumurtalarımızı sürpriz Diğeri. bir şekilde kameradan dışarı attık. Biraz da terledim. Evet, Kudret. Şimdi A Senden. grubu, tekrar grupları söyleyeyim. A grubunda ANT, Dark Passage, Poz ve VG takımları var. B grubunda BF Türk, BMT, IPM ve GGG. C grubu TM, HVA, AOK ve IMBA. D grubu Zone Esports, M, SS ve AOP takımı. Şu an gruplar böyle. Evet. Peki genel olarak ne diyorsun? Ölüm grubu dediğimiz Ölüm ölüm grubu grubu diye bence atıl. C grubu. C grubu ya, ölüm. Yani ölümden Ölüm çok değil de yani biraz daha en dengeli. dengeli ve çekişmeli olacak grup bence C grubu olmuş. Streamini izledik. İmba Tryhard maçını izledik. İmba takımı biraz daha organize olabiliyor yani. Bazı takımlar mesela piki yapıyor ama oyunu oynayamıyor. Onlar daha organize oynayabilmiş bir takımda, o yüzden daha dengeli görüyorum. Diğer takımları görmediğim için yorum yapamıyorum aslında. Biraz daha tanınmamış takımlar çünkü. A grubu Dark Passage, ANT öne çıkan takımlar. B grubu zaten yine BF Türk turnuvaların favori takımı. Yine çekişmeli bir grup maçı dönemine gireceğiz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Grup maçları için Best of One olarak ayarlamıştık. Fakat şimdi onu şu şekilde değiştirdik. Bo 2 dediğimiz yani Best of 2 iki maç üzerinden oynanacak. Zaten bu da gruplarda puan sistemi olduğu için win sayısına göre. Bu da eşitlik olma durumunu aslında bu ihtimali düşürecek. Takımlara biraz daha şans da Ve vermiş oluyor. evet çünkü tek maçta tamamen turnuva dışında kalma ihtimalleri olabiliyordu zaman zaman. Çok küçük bir ata oyuna çok büyük yani kar topu gibi büyüyerek etki yaratıyor. Bu şekilde olumsuz etkileyebiliyordu takımları. Bugün maç olup olmadığı konusunda bir yazı gelmiş. Turnuva takvimimizde zaten bu açık bir şekilde var. Bugün maç yok. Hemen ben de şuradan takvimi tekrar açayım. Yarın saat 9'da maç olacak diye hatırlıyorum ben ama. Evet, tek maç olacaktı. Fakat şimdi iki maç olarak değiştirdik bunu.
Yani ilk maç 9'da oluyor. İkinci maçta bir 10 sonraki gibi. saat olan 10'da oluyor. Yani genelde 10-15 dakikalık tabii sarkmalar olabiliyor ama hemen şöyle turnuva takvimini de şöyle getireyim. Evet, zaten grup kurallarını bugün çektik. Daha doğrusu Evet dün bu çekilecekti ancak bugüne evet sarktı. bugüne sarktı. Ve Yarın yarın 10 16 takımla birinci grup maçları başlayacak. Tek maç dedik. Bunu birazdan düzelteceğim ben. İki maç üzerinden oynanacak. Böylelikle takımların bir nebze de olsa evet, yani bu şanslı da kadar büyük demeyelim bir aslında. turnuvada. Evet şanssızlık durumu olmayacak en azından. Yani şans demeyelim de buna. Şanssızlık durumları olmayacak. Yani tek maçla turnuva durum dışına kalmış Ya olmayacaklar. bunu şunun gibi bir şey aslında. Mesela geçen ADEX turnuvasında çeyrek final vardı ve çeyrek final best of one'dı. Hani orada bir anda elenebiliyorsunuz. Grup maçlarında bile yenilseniz bir maçta tekrar toparlayabiliyorsunuz ama çeyrek finalde öyle bir şey yoktu Yani ve hiçbir zaman takımın ümidi kesilmeyecek. 6 maç olduğu için grupta evet. yapacağı. Bir de eğer arkadaşlar yani turnuva saatinde mesela bazı şu an okul kayıtları dönemleri devam ediyor mu etmiyor bilmiyorum bazı üniversitelerin. Turnuva saatlerini geri alıp almama durumlarını lütfen siteden herhangi bir yöneticiye söyleyin ki sonradan zorluk yaşamayalım. Nasıl Kuzey tekrarlayabilir misin? Ben kaçırdım orayı. Maç saatleri eğer bir değişim olursa yani turnuvanın Terdota sayfasından ya da Terdota sitesinden turnuva yöneticilerine lütfen mesaj atın. Şöyle de yapılabilir. Biz turnuva esnaf yani bizim TR-Dota'ya ait bir tane telefon numarası var. Bu normalde mesai saatleri içinde açık tuttuğumuz bir telefon ama şimdi turnuva geç saatlerde olduğu için bunu genelde açık tutmaya çalışıyorum. 0212 909 03 35 Onu numaralı telefon var. Ya çok stream acil chatine bir de durum olduğunda yazabilirsin. ya da ne bileyim turnuva işleyişiyle ilgili herhangi bir durum olduğunda bu numaradan da ulaşabilirsiniz. Küfür etmek için aramayın. Çünkü şöyle bir durum var. Gizli numara kabulü yok numarada. Her halükarda telefon numaranız çıkacak. Ondan sonra ben de görüşmeden sonra telefonu açıp ben de sizi taciz edebilirim bu durumda. Evet. Çünkü bu ara bu küfür olayına o kadar daralmış durumdayım ki. Yani olup olmadık kişilerden böyle küfürler geliyor bazen siteyle alakalı ya da benimle şahsımla alakalı. Ama sizi Sanki bir her şeyi bilerek yakalarsam yapıyormuşuz gibi. evet. Onlara inan. Hayır, sonra şey olmuyor yani. Yüz yüze belki aynı ortamda bulunuyoruz. Fakat aynı performansı telefonda ya da chat'te, mesajda gösterdikleri performansı burada göstermiyorlar. Evet. Oraya da bekliyorum arkadaşlar. Neyse, Neyse. bunlar işi şakası bir yana. Tabii ki. Ya şimdi böyle güzel organizasyonlar düzenleniyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Eğlenmek için yapıyoruz. Stres yaşamamıza hiç gerek yok. Her ya neyse. biz ne kadar düzenlesek de yani bu chat'teki duran arkadaş olmadıktan sonra bizim yapmamızın bir anlamı olmuyor. O 256 takım olduğu için bunlar devam edecek. Böyle organizasyonlar devam edecek. Evet. O zaman şöyle diyerek yavaştan kapatabiliriz. Bu turnuva chartını zaten sitelerden ve Evet Facebook birazdan sayfalarından paylaşacağız. ya ben çok kısa bir süre içerisinde bir chart hazırlayıp siteden yayınlayacağım. Gerek Facebook sayfasından gerek siteden, sitenin fikstür bölümünden. Maçları da biz eşleşmeleri söylüyor. Hangi gün hangi takım yapacak falan gibisinden de Evet yapacağız. o zaten onunla ilgili biz maç kayıtlarını siteye aktarıyoruz. Zaten takım kaptanları direkt sağ bölümdeki sitedeki giriş yaptıktan sonra katılım durumu bölümünde maçları görebilecekler. Yarın ilk grup maçları başlıyor. Saat 9'da ve 10'da da ikinci maçlar olacak şekilde. Yarın siz de yayınlayacaksınız zaten bu maçlardan bir tanesini. Yani bir tanesini dediğim iki oyunu ama bir takımın maçını Evet. yayınlayacaksınız. Elimizden geldiğince de yayın yapmaya çalışıyoruz ama aynı anda sadece bir yayın yapabildiğimiz için bir takımın yani iki takımın karşılaşmasını yayınlamış oluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan turnuva chartını internet sitemizde yayınlayacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi İyi akşamlar akşamlar arkadaşlar. arkadaşlar.